Serbiye çoğunlukla kimsenin böyle bakmadığı, etmediği, ancak yem olarak kullandığı yumuşakçalardan bir türdür. Kalamarın ufağı, kalamardan daha küçük yapıya sahip. İçinde de bildiğiniz gibi bir kemiği olan ve bunu özellikle de papağan şeylerine veyahut da muhabbet kuşlarının kafeslerine koyarlar. İçinden bu çıkarıldıktan sonra sübya ikiye ayrılır. Burada gördüğünüz gibi, yelken gibi. Ondan sonra bunu ufak ufak parçalara, burada benim daha önce yapmış olduğum gibi ufak ufak parçalara keseceksiniz. Ayrıca sübyanın içinde dip tarafta patlatmadan çıkaracağınız iki tane mürekkep kesesi vardır. Bu mürekkep keselerini de patlatmadan çıkarmak ayrıca bir hüner ister. Bu iki tane keseyi de çıkaracaksınız, mutlaka yemekte kullanacaksınız. Sübya plakiyi ancak bu şekilde lezzete ve tada kavuşturabilirsiniz. Yuvarlak yuvarlak kestiğimiz soğanları daha önceden de belirttiğim gibi yarım çay bardağı zeytinyağının içine döküyoruz. Ve ondan sonra ateşimizin üstüne koyuyoruz. Ve bunları kavrulmaya bırakıyoruz. Soğan yaklaşık rengini hafif değiştirdiği zaman yanına kestiğimiz sübyaları ekliyoruz. Ve tekrardan biraz daha bunları kızartmaya devam ediyoruz. Şimdi çoğu kişi sübyayı ondan sonra birazcık paspal olarak görür. Kalamar daha iyidir derler. Aslında kalamarla sübya arasında çok fazla bir fark yoktur. Üstelik sübya daha körpe, daha böyle yemek yapmaya yönelik olarak kullanıma hazır bir durumdadır. Kalamar ise bir kere ortası konik olarak, içinde bu gösterdiğim sübyanın kemiği olmayan ve konik olarak çıkan ve halka halka kesilen bir yumuşakçadır. Peki restoranlarda bizi kandırıyorlar mı? Kalamar daha pahalı. Belli bir yerde kalamar pahalıdır. Çünkü az bulunuyor. Onun yanına sübya ilave ederler. Onu da sen fark etmezsin. Yuvarlak olanlar kalamar. İçinde düz bir böyle bacak gibi, aslında kalamarın bacağı derler. Bacak gibi olanlar ise sübyanın yatay olarak kesilmiş halidir. Bunları yatay olarak kesersen patates, çips gibi olur. Gayet güzel de kalamar lezzetinde bir tat verir. Bu açıdan... Ama neticede kazıklanıyoruz. Neticede tabii kazıklanıyoruz. Yani kalamar şu anda diyelim ki bir porsiyonu 10 liraysa, sübya ondan 2 lira 3 liradır. O kadar fark vardır arada. Verilen kalamarın yanında sübyayı ince ince kesilmiş, efendim bu kalamarın bacakları diye yutturabilirler rahatlıkla. Bunu diyenin bacaklarını kıralım mı, izah eden adam? Anlayan kırsın. Anlayan kırsın. Sübyanın alt kısmında bulunan keseler bir düşmanıyla karşılaştığında baş edemiyorsa püskürtüp kendisini gizlediği bir mürekkep bulutu meydana getirir. Sis gibi göremezsin. Ağlarken bile bir sübyayı diyelim ki zıpkınla ağlıyorsun. Yaklaştın, o seni hissetti, pat diye patlatır. Sübyayı göremezsin. Pıt 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 kaçar gider. Pıt 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 kaçar gider. Biz de onu yemekte lezzet çeşitli ama olarak kullanıyoruz. Lezzetidir çünkü onun bir parçası ve en güzel parçası. Sübyalar ve soğanlar belli bir derecede kızartıldıktan sonra içine yaklaşık yarım demet kıyılmış, ince kıyılmış maydanoz ilave ediyoruz. Tuzu biberi çok önemli değil mi yemeklerin? Mutlaka, mutlaka. En büyük lezzet veren baharatlar onlar. Arkasından isteyen koyar, isteyen koymaz. Bende bol olduğu için, ağacı var çünkü. Çam fıstığı. Çam fıstığı.
beyaz soğan. Ve arkasından şöyle bir karıştırıp kapağımızı kapatıyoruz. 15 dakika sonra hazır. Afiyet olsun. Evet. Rengini almış mı usta? Evet almış. Tam böyle pis pis lokum gibi olmuş. İşte sana bir sübye plaki. Evet. Meşhur sübye plaki. İşte burası sancak. İşte orası iskele. Sönmüş. Ortaya geliyor şimdi güzel bizim sübye plaki. Of 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 of. Ha, yiyen bir pişman, yemeyen iki pişman. Ya Allah. Ya.